Black Friday, Cyber Monday, 11-11. Bu son bir haftada her yerde karşımıza çıkan bu alışveriş çılgınlığını ben de sessiz kalamadım. Ve bu konuda sizlere bisiklet alışverişiyle ilgili birkaç şey söylemek için geçtim kamera karşısına. Hazır önümüzde Christmas, böyle güzel güzel alışverişimizi yaparız, indirimlerimizi yakalarız diye düşündüm. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle yurt dışı alışveriş sitelerinden hangi bisiklet ürünleri alınır, hangi bisiklet ürünleri alınmaz, hangi siteleri, hangilerine dikkat edilmesi gerekir konularına değineceğiz. Şimdi arkadaşlar önce yapmam gereken birkaç uyarı var. Türkiye Cumhuriyeti'nde gümrük muafiyeti 30 euro. Yani aldığınız ürün eğer 30 euronun altındaysa hiçbir şekilde gümrük işlemine tabi tutulmadan evinize kadar geliyor posta yoluyla. Ama aldığınız ürün eğer 30 euronun üzerindeyse ürününüzü inceleyen gümrük memurunun yaptığı araştırma sonucu ürününüze biçtiği değer üzerinden bir vergi uygulanıyor. Bir vergiye tabi tutuluyor. Bu vergi oranları da Avrupa Birliği'nden gelen kargolar için %18, diğer ülkelerden gelen kargolar için %20 şeklinde uygulanıyor. Kargoların gümrüğe takılma ihtimalini azaltmak için çekik gözlü kardeşlerimiz güzel bir yöntem icat etmişler kendilerince. Gönderdikleri bütün ürünlere gift, yani hediye yazıyorlar. Bu yöntem her zaman işe yaramasa da bazı durumlarda gerçekten hayat kurtarıyor. Bu konuda görmüş olduğumuz 90 dolarlık Xiaomi MS Fit saat gibi. Arkadaşlar son uyarım can güvenliği ile ilgili. Arkadaşlar mümkünse Çin menşeili, güvenli olmadığı her halinden belli olan ve insanlar arasında da konuşulan sitelerden can güvenliğinizi emanet edeceğiniz ürünler almayın. Yani bisiklet kadrosu almayın, jant seti almayın, sele borusu almayın, kask almayın, gözlük almayın. Burada husus, önemli olan husus ucuzluk değil. Burada önemli olan husus can güvenliği. Bunları Türkiye'de bildiğimiz ettiğimiz mağazalardan veya yurt dışı internet sitelerinde de güvendiğimiz güvenilir yerlerden almakta fayda var. Ben şimdi size bugün onlardan da göstereceğim. Çinlilerden de göstereceğim. Şimdi gelelim benim en fazla alışveriş yaptığım siteye. Bikecomponents.de'ye. Bikecomponents Almanya menşeili bir site. Hatta sitenin orijinali Almanca. Böyle sonuna EN koyuyorsunuz da site İngilizceye dönüşüyor. En azından anlayabileceğimiz bir hal alıyor. Bikecomponents sitesinin güzel tarafı şu. Kargo ücretleri genelde sabit. Aldığınız ürünün bir ortalama boyu var. Bunun ağırlığını çok fazla hesaba katmıyorlar. O boya göre kargo ücreti uyguluyorlar ve kargo ücretini direkt alışveriş yaparken ödüyorsunuz. Bir daha başka hiçbir şeyle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ve gümrükleme işlemi de kargosuz bedel üzerinden yansıtılıyor böyle olunca. Bu da güzel oluyor. Bikecomponents sitesi çok sade bir site gördüğünüz üzere. Bu sol tarafta ne aradığınızı bulabiliyorsunuz gayet de. Burası da indirimlerini gösterdikleri. Bir indirim varsa buradan yakalayabiliyorsunuz. Mesela Bikecomponents kışlık ürünlerde bir şeyler yapmış. Endura Pro SL Classic All Weather Jersey Closeout demiş. 54 Euro All Weather demek bütün havalarda kullanılabilecek. Yazlık kışlık bütün hava durumları demek All Weather. Şimdi arkadaşlar yurt dışı sitelerinden kıyafet alırken önemli olan nokta şu. Onların X-Large ile bizim X-Large aynı olmayabiliyor. Ben mesela İtalyan kesim bir Castelli Tight'ın 3 X-Large modelini kullanıyorum. Eğer ben bu İtalyan kesim Castelli Tight'ı internet üzerinden alsaydım muhtemelen Large veya X-Large alacaktım. Ve anca tek bacağım girecekti. Ama ben o tight'ı deneyerek aldığım için 3 X-Large'ın olduğunu gördüm ve öyle aldım. Bu sitelerde de şöyle durumlar var. Bike24 onu çok güzel yapıyordu. Bike24 de bu arada yanlış hatırlamıyorsam Almanya menşeili bir site. Buradan aldığınız herhangi bir kıyafet için böyle bir size chart dediğimiz bir bölüm var. Beden tablosu diye geçiyor bizde. Bu size chart'a tıklıyoruz. Burada erkek de mesela Avrupa için 44 X sim olmuş, 46-48 sim olmuş. Şimdi mesele bu 46-48 oluşu değil, mesele bu altındaki bedenler, ölçüler. Mesela body, uzunluk diyor. Body, vücut demek. Vücut uzunluğu. Ben şu anda 1.89'um. Tam mesela ben large, x-large sınırındayım. Ama burada beni diğerlerinden ayıran, diğer 1.89'lardan ayıran şey benim kol boyum. Benim kol boyum uzun. G'ymiş kol boyu. From shoulder. Yani omuzdan aşağıya olan ölçü demekmiş. Bileğe kadar. Burada da ben yine kolumu ölçeceğim. Burada doğru beden neyse onu alacağım. Size chart önemli. Bedene bakarak hareket etmeyin. Size chart'ı arayın illa. Ben bu Bikecomponents'tan daha önce bir Tubus'un ön bagajını almıştım. Tubus Tara. Türkiye'deki fiyatının neredeyse yarısına gelmişti. Ve kargo dahil yarısına gelmişti. Burada suç Tubus'un değil. Burada suç Türkiye'deki satıcının fazla fazla kar etmek istemesi bence. Yurt dışından getirip, gümrük ödeyip, kargo ödeyip ben bir ürünü yarı yarıya alıyorsam buradaki satıcı gerçekten çok 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 fazla para kazanıyor demektir. Bazı ürünler için geçerli bu, bazı mağazalar için geçerli Türkiye'deki. O yüzden ben şöyle değerlendiriyorum.
Mağazaya gidiyorum, görüyorum, inceliyorum, fiyatına bakıyorum, yurt dışı fiyatlarına bakıyorum, kargoyu hesaplıyorum, gümrüğü hesaplıyorum. Eğer aradaki fark beklemeye ve o riske girmeye değerse yurt dışına alışveriş yapıyorum. Ama eğer aradaki fark beklemeye değmezse veya o riske değmezse Türkiye'den alışveriş yapıyorum. Bike Company'sa gel bazen güzel bisiklet kadroları düşüyor, MTB kadroları düşüyor. Burayı da takip etmekte yarar var. Şimdi Merlin Cycles. Arkadaşlar Merlin Cycles İngiltere, yanlış bilmiyorsam İngiltere'den gönderim yapan bir site. Yine bu Merlin'de de grup set üzerine çok fazla malzeme var. Bakın Company's bölümünü açtığım zaman burada seçenekler var. All Road, bütün hepsi Mountain Bike, MTB diye. Fren sistemi, vites sistemi, süspansiyon sistemi. Ve şimdi bu sitelerde de Türkiye'ye gönderim yapılıp yapılmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Sitelerin üzerine genelde girdiğiniz zaman Delivery Country diyor. Ulaştırılacak ülke demek Delivery Country. Buradan bunu Türkiye'ye seçebiliyorsanız eğer Türkiye'ye gönderim yapıyor demektir bu. Burası Even Cycles. Bakın Even'da da kırmızı beyaz bayrağımızı görebiliyoruz. Even Cycles'ın olayı da şu arkadaşlar. Even Cycles'da genelde elbise üzerine çok güzel indirimler olabiliyor. Bisiklet aksesuarları üzerinde çok güzel indirimler olabiliyor. Ve triatlona dair de çok fazla malzeme barındırıyor Even Cycles arkadaşlar. Çünkü İngilizler triatlonu çok seven bir millet. Burada hatta ayrıca triatlon diye bir bölüm oluşturmuşlar. Clothing bu arada kıyafet demek. Giyim demek daha doğrusu. Bike 24 Almanya menşeli bir site arkadaşlar. Bike 24'te de yine her şeyi bulabiliyorsunuz. Fiyatları gayet makul olabiliyor. Ve şöyle artık yani devir itibariyle bunları böyle açıp yan yana aynı ürünü kıyaslayabiliyorsunuz. Çok güzel. Wiggle var arkadaşlar. Benim çokça girdiğim, ziyaret ettiğim sitelerden birisi. Wiggle'da İngiltere menşeli. Evet, Wiggle'ın İngiltere menşeli olduğunu biliyorum. Mesela bakın Christmas Store diye bir store açmışlar. Christmas'a özgü, Christmas'a özel ürünlerde indirime gitmişler. Oakley Jawbreaker görüyorum, Garmin görüyorum, Ceramic Speed görüyorum. O Wahoo bu arada çok güzel bir bisiklet bilgisayarı. Chain Reaction Cycles, aslında isim çok güzel. Chain Reaction demek zincirleme reaksiyon demek. Zincirleme reaksiyon. Burada da Chain Reaction'ın olayı, bak hatta görüyorsunuz değil mi? MTB daha önce geliyor road bike'tan. Burada da MTB'cileri mutlu edecek, dağ bisikletçilerini mutlu edecek çok güzel ürünler var, kıyafetler var. Şimdi bu zamana kadar gösterdiğim Avrupa menşeli sitelere güvenip, canı gönülden güvenip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir, problem yaşadığınızda ürünlerinin arkasında duruyorlar. İngilizce yazışabiliyorsanız, ki bence bu sitelerden alışveriş yapabilmek için İngilizce çok önemli. Mailleştiğiniz zaman bütün maillerinize cevap veriyorlar. Ürünlerini geri isteyebiliyorlar, geri istemeyebiliyorlar. Geri isterseler kargo ücretini ödüyorlar. Ve herhangi bir problemde gerçekten karşınızda muhatap bulabiliyorsunuz. O yüzden buradan janseti de alabilirsiniz, kadro da alabilirsiniz. Seleborusu, gidon, kask, gözlük her şeyinizi bu gösterdiğim Avrupa menşeli sitelerden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diyorum. Gelelim çekik gözlü abilerimizin sitelerine. Benim kullandığım iki site var. Gearbest ve AliExpress. Şimdi AliExpress biliyorsunuz dünyanın en büyük e-ticaret sistemlerinden birisi. Alibaba'nın bünyesinde kurulmuş bir internet sitesi AliExpress. Şimdi arkadaşlar buradan ne alacağız? AliExpress'ten ne alabiliriz? Bu Gearbest için de geçerli söyleyeceklerim. Can güvenliğimize emanet etmeyeceğimiz şeyler. Benim şurada bir wish listim var. Bisiklet çantası alabiliriz mesela. Bu bikepacking dediğimiz mevzu Türkiye'de çok çok yayılmaya başladı. Ne yazık ki pahalı bir mevzu. Ama AliExpress'te çok güzel Rushwell markasının çok güzel ürünleri var. Official store'ları var hatta burada. Böyle bikepacking için sel altı çantası, kadro çantası, bir sürü malzeme, bir sürü ürün bulabiliyorsunuz. Hatta turcular için de böyle çantaları falan mevcut. Dry Series, Atak Series, Atak seri hızlı manaya getirmişler. Mesela Rushwell çok güzel tercih edilebilir bence AliExpress'ten. Şöyle bir ürün var, ben yakın zamandır bunu takip ediyorum. Jaguar diye bir kablolama sistemi var arkadaşlar. Kablolama sistemi bisiklette fren performansını, vites performansını en fazla etkileyen şeylerden birisi olduğu için kabloların böyle biraz kaliteli olması lazım. Kablo kanallarının da kaliteli olması lazım. Jaguar'ın alternatifini ürettiklerini söylüyorlar burada. Jaguar kablosunun. Jaguar kabloları burada çok pahalı. 250 lira gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam en son. Sadece bisikletin dış kablosunun bu. Bunlar da alternatifini ürettiklerini söylüyorlar ve 19 dolara bunu yaptıklarını söylüyorlar. Denenebilir. Beklentiyi yüksek tutmadan alıp deneyebilirim ben bunu. Frenlerin iç kablosu olsaydı eğer almazdım. Ama dış kablosu olduğu için bunu alacağım mesela. Transcontinental'e giderken Wolftooth diye bir parça almıştık. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? 25 dolar gibi bir meblağ ödemiştik. AliExpress'te bunun muadilini yapmışlar yine ama malzeme kalitesi ne kadar kaliteli olur, kaliteli olmaz bilmiyorum. Ama bunu 6 dolardan satıyorlar. Ha, roket teknolojisi değil, bildiğiniz CNC'den kesilmesi gereken bir parça. Eğer malzeme kalitesi düzgünse bence bu da tercih edilebilir. Wolftooth yerine. Bu arada Wolftooth videosu da
Şurada çıktı sanırım veya şurada doğru bilmiyorum, şu anda kafam karıştı. Benim de daha önce kullandığım bir bataryalı ön ışık modeli vardı burada. Onu arıyorum şimdi. Muadilleri var, evet. Mesela şu $18 demiş. Şimdi bu ürünlerin güzel tarafı arkadaşlar, bataryalı oluşlar itibariyle batarya inanılmaz bir güç sağlıyor. Ve inanılmaz bir uzun ömür sağlıyor. Bu alınıp denenebilir. Benim Transcontinental'de kullandığım buna benzer bir şeydi ama benimki bilinen bir markanın bu modda bir ürünüydü. Ve ben çok memnundum. 3 gün gidiyordu, 3 gece gidiyordu şarjı. Böyle bir şey alınıp denenebilir diyorum ön ışık olarak. Ama neden arka ışığı almıyoruz? Yine burada can güvenliği konusuna geldik arkadaşlar. Arka ışık biraz daha önem arz ediyor bizim güvenliğimiz için. Arkadan gelen arabanın, arkadan gelen herhangi bir şeyin seni çok iyi fark etmesi lazım ki can güvenliğimizi sağlayalım. O yüzden böyle bir ön ışık bence tercih edilebilir AliExpress'ten veya Gearbest'ten. İkisi de aynı. Gearbest biraz daha elektronik üzerine kurulu bir site. Gördüğünüz üzere buradan işte kameralar satılıyor. Oo, burada da Rushville Bikepacking sistemi var. Buradan da biraz daha bisiklet elektroniği üzerine alışveriş yapabiliriz. Bisiklet bilgisayarı olsun, nabız bandı olsun, bunları buralardan alabiliriz Gearbest'ten. Mesela burada da gördüm arkadaşlar, böyle hani sinyal oluyor ya bisikletin arkasında. Bu sinyalin tasarlanış amacı arkadan gelen araba seni görsün diye değil. Çünkü 500 metreden ortalama 100 km saat hızla gelen bir araba senin o bu kadarcık sinyalini görmez. O bisikletin yaygın olduğu ülkelerde arkadaki bisiklette nereye döneceğini haber vermek için tasarlanmış bir sistem. O yüzden ona güvenip de ya benim ışığım vardı, ben sola sinyal vermiştim deyip şerit değiştirmeyin, yön değiştirmeyin. Arkadaşlar az önce İngilizce dedim. İngilizce her şey. Burada doğru yazan bir şey yanlış olarak bile algılayabilirsiniz. Eğer İngilizceniz yeterli değilse. Ben İngilizcesi iyi olan bir adam değilim. İngilizcesini geliştirmeye çalışan bir adamım. Sürekli konuşan bir adamım. Peki bunu nasıl yapıyorum derseniz Cambly ile. Cambly ana dili İngilizce olan öğretmenlerle sizi buluşturan ve görüntülü olarak canlı birisiyle konuşmanızı sağlayan bir uygulama. Ben yaklaşık 2,5 haftadır Cambly kullanıyorum ve gerçekten İngilizcemin değişimini fark ettim. Oh, I don't know if that's what you mean. Yes, cable car. I'm walking cable car now. And artık cümle kurarken daha az düşündüğümü fark ettim. Actually bikes, because bicycle is my life. Ve ben Cambly'de gerçekten çok eğlendiğimi düşünüyorum. Şentepe is century of Dunker, I think this. And I thought so quickly this doing this. Yes. And I think Şentepe is capital of Ankara. Cambly ile 3 ay sonra bir video daha çekeceğim. İngilizcemin nereye geldiğini göstermek için sizlere. Ve en son 6. ayın sonunda bir yurt dışında video çekeceğim. Cambly ile İngilizcemi en son nereye taşıdığımı göstermek için. Ben bu sitelerin linkini aşağıya bırakıyorum. İstediğinizden istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Benim hiçbirisiyle bir bağlantım yok. Amacım burada size yol göstermek. Amacım burada sizin bilinçlenmenizi sağlamak. Ve videoyu arkadaşlar bir arkadaşımın sözüyle bitiriyorum. Ha bu arada abone olmayı unutmayın. Abi evlenmemiş olsaydım eşimi bile AliExpress'ten alırdım. Watching with your fingers.